maalesef. Çünkü yeni yapılan evlerimiz hep çatlar şu anda. Çok az deprem olduğu halde. Bir de bunun büyüğünü düşünelim ya. Bulmuyorum. Bence çok eski yapılar. Şu anki yeni yapılan yapılardan emin olabiliriz. Çünkü devlet bu konuda taviz vermiyor. Ülke genelinde 24 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatlardan bir tanesi de Kayseri'den geçiyor. Biz de La Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yapıları sağlam bulup bulmadıklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'deki yapılar şu anda çok güvenli. Belediye zaman geçtikçe, yani bu tarihlere geldikçe, belediye artık her şeyi tam olmadıkça ruhsat vermiyor. Eski yapılar, yani 1975 ve daha sonrası böyle 80-85'e kadar pek güvenli değil eski yapılar. Ama 90'dan sonra, 90-95'ten sonraki yapılar güvenli, hiçbir şey olmaz. Buluyorum Kayseri'deki. Niye buluyorum? Kayseri tarihini incelersen burada öyle bir deprem olmadı yani. Deprem olmadığı için şimdiden sonra da öyle güçlü bir deprem olacağını zannetmiyorum. Maalesef. Çünkü yeni yapılan evlerimiz hep çatlar şu anda. Çok az deprem olduğu halde. Bir de bunun büyüğünü düşünelim yani. Valla ne diyeyim, Allah yapanlara vicdan versin. Sadece bunu derim. Vicdan versin. Her şeyi kısmasınlar. Ellerinden geldiği kadar her şeyi kısıyorlar. Toprak, bu demir, malzemeler. Çünkü içindeyiz yani. Bulmuyorum. Bence çok eski yapılar. Yani tekrardan onların onarımı gerekiyor. Yeniden yapılması gerekiyor. Devletin bu konuda gerekli adımları atması gerekiyor bence. Karşıdaki yapıları güvenli buluyorum. Bulmadıklarım da var, bulduklarım var ama şimdi herkes için her şeyi yorum yapmak doğru olmaz. Kendi oturduğum bölge için söyleyeyim. Kendi oturduğum bölge için yapılan inşaatları güvenli buluyorum. Ama tabii ki kaçıranlar da var, kötü yapanlar da var. Onlar da tespit edip acil bir şekilde müdahale edilmesini gerektiğini duyuyorum. Kayseri'deki şu 5 yıl öncesine kadarki yapılardan emin olamayabilirim ama şu anki yeni yapılan yapılardan emin olabiliriz. Çünkü devlet bu konuda taviz vermiyor. Yapılan yapılar yapı denetiminden geçiyor. Belli bir standartları var. Belli bir standartların altında kimse inşaat yapamıyor. Bu nedenle yani dediğim gibi son 5 yıl öncesine emin değilim ama son 5 yıl sonrakine eminim. Bu konuda müsterihim buradan ama yine de tabii yüksek yapılaşmadan şikayetçiyiz. Yüksek 15 katlı binaya gerek yok. Yani standartı var. Çok mesela geçen Konya'ya gittim. Konya'nın bir özelliği var. 9, ben gittiğim bölgeyi konuşuyorum. 9 katlı birden yüksek bina göremedim. Ya bu güzel bir şey ama şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'nin etrafında yeni yapılan binalarda 15 katlı, 16 katlı binalar oluyor. Bu 16 katlı binalar çok da yani güvenilir sayılmaz. Güvenli, evet. Bence güvenli yani. Peki neden böyle düşünüyorsun? Çünkü binaların esneme payı var. Yeni binaların öyle o özelliği var yani. Onun için güvenli diyebiliyorum. Güvenli değil. Binalarımız eski, zeminlerimiz yumuşak zemin. Gördüğümüz kadarıyla teknik bilgiye sahip değiliz. Ama ufak bir sarsıntıda sallanıyoruz. Mesela geçen sene, birkaç sene önceydi, bir 3,5 mu? 3,5, 4'te bayağı sallandık. Yani bilemiyorum, güvenmiyorum ben yani. Hep eski binalar olduğu için.